Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik Dördüncü güne. En 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 önemli günlerden birindeyiz. Hocam dün de en önemli gün diyordunuz ne oldu? Ama şimdi ne diyorum? En 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 önemli günlerden biri. Çok samimi bir şekilde söyleyeceğim. Benim geometride iyi olmamın en büyük sebeplerinden biri Bugün işleyeceğimiz ders, bugün işleyeceğimiz konu yani dik üçgen konusu. Çünkü ben dik üçgeni o kadar çok önem verdim ki en ince detayına kadar girdim. Hatta bazı böyle çok kısa, küçük, kimsenin bilmediği ufak teknikler de geliştirdim. Onların sayesinde ben geometride aşırı derecede hızlandım. Onların sayesinde bir sonraki konularda yani sadece üçgenler değil, sonraki bölümlerde de ben böyle özellikleri falan çok fazla ezberleme ihtiyacı duymadım. Çünkü dik üçgen geometrinin temel ayaklarından biridir. Sadece üçgende değil, dörtgende yine dik üçgenle karşılaşacağız. Dörtgendeki çoğu özelliği dik üçgenle ispatlayacağız zaten. O yüzden özellik bilmene gerek yok. Aynı şekilde çemberde Aynı şekilde katı cisimde, aynı şekilde analitik geometride bile soruları çok fazla karşımıza çıkıyor. O yüzden bu konuya aşırı derecede önem ver. Ben nasıl iyi olduysam geometride, yani bana göre iyiyim. Sen de sana göre hatta çoğu kişiye göre çok iyi olacaksın. İşte bu konu sayesinde. Burada bu kampta da yani bugün ve dördüncü gün ve 5. günde dik üçgen işleyeceğim. Toplamda 87 soru, öğrenme alanı sorularıyla birlikte toplamda 87 soru yazdım. Birbirinden güzel, birbirinden güzel bir sıralama da yaptım orada. Çok güzel. ÖSYM sorularına yakın soruları ve sorulabilecek soruları da yazdım. Eğer buradaki soruları iyi bir şekilde anlarsan bundan sonraki konularda çok fazla sıkıntı yaşamazsın ve çok fazla özellik ezberlemene de gerek kalmayacak. O yüzden lütfen ama lütfen dördüncü güne ve 5. Dördüncü dikkat. Bak biraz girişli uzun tutuyorum çünkü çok önemli. Bunlar da önemli. Bunları da dinle. Evet ya geometri hayatın artık aşırı değişecek. Ben zaten daha öncesinde ne demiştim sana? Dik üçgenin sonuna kadar sabret. Sonrası çok güzel bir şekilde akacak demiştim. İşte 4 ve 5. günleri işledikten sonra geometri hayatındaki değişikleri sen de göreceksin. Şimdi kitabımızı açalım. Şöyle şafak sayarımızı açalım. Kaçıncı gündeyiz? Dördüncü gündeyiz. Hemen şöyle sana da göstereyim. Dördüncü güne bakıyoruz. Sayfa numarası 29 diyor. 29'a geleceğiz. Hadi bakalım sayfa 29'u açmadan önce bir sayfa daha çevirelim. Çevir bakalım bir sayfa. Çevirdik daha sonra şunu görüyorsun. Dördüncü günde kaç tane ders bizi bekliyormuş? İki tane ders birden bizi bekliyor. Dik üçgen 1 ve dik üçgen 2'yi yapacağız. Sonraki günde yine aynı şekilde 5. günde dik üçgen 3 üç ve dik üçgen 4'ü işleyeceğiz. Çok fazla soru o yüzden 2 güne yaydık. Ee, bu 4. gün haftalık programa da bakalım mı? Haftalık programda da dik üçgen nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Dik üçgende 4 ve 5. günler e, yani 3. haftaya denk geliyor. 3. haftada haftalık programda takip edenler için en önemli günlerden haftalardan biri diyebiliriz. Evet, dersimize başlayalım mı artık tam anlamıyla? Sayfa numarası 29'du. Sayfamızı yazdık. Yazalım bakalım 29'u. 9'a geldik ya. 29 ve dik üçgen. Çok önemli ders. Çok önemli ders. Dikkat dikkat ya. Bazıları şunu diyecek. Hocam ben Pisagor bağıntısı ortaokuldan beri biliyorum. Gerek yok. ilk kısımları atlayayım ben hemen kendim yapayım. Dur. Sakin. Sakin sakin beni dinle. Çünkü çok güzel şey öğreneceksin. Böyle ufak tefek şeyler aşırı derecede hızlandıracak seni. Şimdi Pisagor bağıntısı. Evet biliyoruz. Şuradaki dik üçgende bunların dik kenar olduğunu biliyoruz. 90'ın karşısındaki kenarın da hipotenüs olduğunu biliyoruz. Hipotenüsün karesi de neye eşittir? Diğer dik kenarların kareleri toplamına eşittir olduğunu biliyoruz. E tamam. Hatta buradan ne geliyor? Hocam x'i yalnız bırakacak olursak x kare kük içinde a kare artı b kare eşit. Eyvallah. Hatta bir dik kenarı yalnız bırakacak olursam. Bir dik kenar yalnız bırakıldığında da yani a kareyi yalnız bıraktın b kareyi öbür tarafa attın. O zaman x kare eksi b kareye mi eşit oluyor? Evet. Hatta burada da a'yı yalnız bırakacak olursak hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi kare içerisinde bize bir dik kenarı verecektir. Tamam bunu hep biz biliyoruz. Ya da x kare eşittir a kare artı b kare yazdıktan sonra zaten bu sonuçlara ulaşırız. Sıkıntı yok. Gel bakalım öğrenme sorularına şimdi. Öğrenme soruları. Öğrenme alanı birdeyiz. Bunlar kolay sorulardı ve bize bir şeyler öğretiyordu. Şimdi birinci sorumuzda. Hocam x var 6 var 18 var. E ne yapacağız? Hemen x kare eşittir. 6'nın karesi artı 18'in karesi yapacağız. Eyvallah devam. x kare eşittir 36 artı. 18'in karesini bilmiyorsan 324. Yani 18 18 çarparsın. 324. E buradan da x kare neye eşit oldu? 360'a eşit oldu. X de böylelikle kaça eşit oldu? Kök 360'a eşit oldu. Aa bunu da kök dışına çıkartacağız. Bunu kök dışına çıkartırken ne yapıyorsun? 360'ı böyle çarpanlarına ayırıyorsun. 2'ye böl 180, 2'ye böl 90, 2'ye böl 45, 3'e böl 15, 3'e böl 5, 5. Şuradaki ikililer kök dışına çıkıyordu. Yani böyle x'i 2 çarpı 3. Kök içinde neler kaldı? 2 kaldı, 5 kaldı. 2 çarpı 5. Yani 6 kök on diye bulur muyuz? Buluruz. Cevap bu şekilde 6 kök on oldu. Ya hocam sayılar çok büyükse Pisagor bağıntısı gerçekten çok dert oluyor başımıza. Ne yapacağız? Var mı bunun kısa bir tekniği? Var. Ama çoğu kişi bu kısa tekniği sadece ve sadece özel kenarlı üçgenlerde kullanıyor. Hani 3, 4, 5, 5, 12, 13 gibi üçgenlerde kullanıyor. Hayır. Bunu biz böyle e, ortak kasaya Ortak katsayıya sahip bütün üçgenlerde uygulayabiliriz. Bütün üçgenlerde uygulayabiliriz. Şimdi sana bir teknik öğreteceğim. Bu teknik sayesinde ilk başta elinle yapacaksın. Sonrasında bu teknik sayesinde çok büyük sayıları Kafanla yapacaksın. Yani kafadan işlem yapacaksın. Nedir o teknik? Gel bak şimdi. Bak 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 bak. Olaya bak şimdi. 6 var 18 var. Yani burada işlem yaptığımızda ne kadar işlem yaptığınızı görüyorsunuz. İşlem yapmadan ne yapacağız? 6 ve 18'deki ortak çarpana bakacaksın. Ortak çarpan burada ne? Hocam 2 var. Burası 2 çarpı 3. Burası 2 çarpı 9. Evet doğru. Doğru. Bunda da işlem daha da kısalır ama en büyük ortak çarpanı bul. En büyük ortak çarpanı 6 ve 18'de 6 değil mi? Evet. Yani burası ne oldu? Hocam burası 6 çarpı 1 oldu. Burası 6 çarpı 3 oldu. He olay şuna dönüştü. Yani 6'lar ortak dik üçgenin kenarları 1 ve 3 oldu. Yani olayımız şuna dönüştü kardeş. Böyle dik üçgenin kenarları 1 ve 3'ken ben bunu sadece 6 ile çarpacağım. Burası 6 oldu. Burası 18 oldu. Dik üçgenin kenarları 1 ve üçgen x'i buldun ya. E bunu da 6 ile çarpacaksın. Tam anlamıyla sonuca o zaman ulaşır mısın? Ulaşırsın. İşte olay bu kardeşim. E buradan da x neye eşit oluyor? Bak dikkat dikkat. X neye eşit oluyor? E hocam bu dik kenar 6'nın katıysa burası da 6'nın katıdır. E o zaman buraya da 6'nın katı yazacaksın. Geri kalan da kare içinde normalde x kare eşittir a kare artı b kareydi ya. Ama x neye eşitti? Kare içinde a kare artı b kare eşitti. Burası da Diğer geri kalanlığın kareleri toplamına eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesine eşittir. Kafadan da yazabilirsin. 1 artı 9 10. Yani x buradan 6 kök 10 çıkar. İşte sen bunu kafadan bulabilir misin? Bulabilirsin. Sayılar ne kadar büyük olursa olsun bu şekilde yap. Tamam. Sayılar küçük olsa bile bunu yap. Yani işlem kalabalığından kurtulursun. 4'e 6 olsa bile yap. Tamam. Mesela burada hocam ne verilmiş? 10 ve 15 verilmiş. Hemen ortak çarpana bakıyorum. Hocam burası 5 çarpı 2. Burası 5 çarpı 3. E o zaman burası da 5 çarpı kare küçüğünde. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. 4 artı 9'dan 5 kök 13'ü buldun mu buldun. Öbür türlü ne yapacaksın? Hocam onun karesi artı 15'in karesi. Bir de çarpanlarını ayırayım. Kök dışına çıkarayım falan filan ha yapanlar yapsın. Bunu alıştır kendine. Geldik şuraya. Bu sefer ortak çarpana bakıyorum yine. 7. 7 çarpı 3 burası. 7 çarpı 2 burası. O zaman burası da 7 çarpı kare içerisinde. Ne olacak? Hocam 3'ün karesi artı 2'nin karesi mi olacak? Hayır. Sa kenarlara da dikkat et. Dik bak. Hipotenüs neye eşitti? X kare neye eşitti? A kare artı B kare eşitti. Peki dik kenar neye eşitti? A karede hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesine eşit. Bak bu sefer bize hipotenüs verilmiş. Ne soruluyor? Dik kenar soruluyor. E o zaman dik kenarda da aynı mantık var. 7 çarpanını yine yazdık. E o zaman hipotenüs verildiği için de dik kenar sorulduğu için de kareleri farkı diyeceksin bu sefer. Yani hipotenüsün karesi eksi diğer dik kenarın karesi. E o zaman ikisi de ne buluruz? 7 kök 9 eksi 4'ten 5 şeklinde buluruz. Cevap 7 kök 5 oldu. Dik kenar sorulduğunda da sadece kareleri farkı oluyor. Ne güzel bir şey değil mi? İşte bak bu ufacık bilgi bile seni aşırı derecede hızlandıracak. Küçük bir anımı anlatayım. Bak şimdi bana bak. Şimdi biz... Şimdi, tabii ta sene 1999 deneme sınavlarına giriyoruz. Matematiğimiz şahane. Geometride biraz eksiklerimiz vardı ama neyse. Geometrim o kadar iyi değildi. Biz öyle bir şey yapıyoruz ki denemeye giriyoruz ki. Hemen matematikten başladık böyle. E, yan taraftaki arkadaşım da matematikten başladı. Ulan ben hızlı hızlı çözüyorum. Hızlı hızlı çözüyorum. Çözdüm çözdüm çözdüm. Oh dedim be ne kadar hızlı çözdüm dedim. Benden hızlısı yoktur dedim. Yan tarafta bir baktım. Adam matematiği bırak geçmiş. Fiziği de bitirmiş. Kimyaya başlamış. Niye? Buradaki ufak tefek teknikler sayesinde. Şimdi senin buradaki öğrendiğin teknik var ya. Bu kısa yol var ya. Sadece geometride işine yaramayacak. Matematikte bile işine yarayacak. Çok büyük sayılarda bunu kullanacaksın. Nasıl mı kullanacaksın? Gel göstereyim sana. Mesela sayı geldi. Kare küp içerisinde şöyle bir şey geldi mesela. Kare küp içerisinde atıyorum ne gelsin? 15'in karesi artı 25'in karesi gelsin. Aa bu Dik üçgende Pisagor bağıntısı da x kare eşittir işte, a kare artı b kare değil mi? Evet. Ha dik kenarları 15 ve şuraya göstereyim. 15 ve 25 gibi. Buraya 5 çarpı 3 dersin. Buraya 5 çarpı 5 dersin. O zaman burası da 5 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı dersin. Yani 9 artı 25 34 dersin. Bak kafadan. Adam bunu kafadan buluyormuş. Ben burada şu tarafa açıyorum. Hatta belki daha da işlem böyle 5 parantezine de alabilirim ama. Adam ben bunu yapsam bile. Buradaki dik üçgendeki mantığı düşünerekten daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyor. Yani işin özü mantığı şu. Ben sana buradaki tekniği gösterdim ya. Sen bunu sadece geometride, dik üçgende değil, diğer Matematikte de kareleri toplamak, kareleri farkı olan ifadelerde de böyle kullandırmaya bir alışsan çok hızlı bir şekilde yaparsın. Merak etme. Ufak tefek şeyler seni hızlandıracak. Zaten seni hızlandıracak bilgileri daha öncesinde 5'e bölme kuralı, 1011'e şey yapmak kuralı falan onlarda da ders içerisinde de zaten bahsediyorum. Neyse gelsin. D şıkkına bakalım. Hocam D şıkkında 41 ve 40 var. Aa ne yapacağız? Bu sefer ortak çarpan yok. Yapacak bir şey yok. Pisagor bağıntısını yapacağız. E, Pisagor bağıntısını yazalım. Pisagor bağıntısında ne yazacağız? x kare eşittir yani bu Hipotenüs verildiği için kareleri farkı. 41'in karesi eksi 40'ın karesi. Yapacak bir şey yok. Burada işlem yapacağız. Ama burada a kare eksi b kare var. Matematiğimizi de kullanacağız. A kare eksi b kare neye eşitti? a eksi b çarpı a artı b'ye eşitti. Yani 41 eksi 40 çarpı 41 artı 40'a mı eşit? Evet e bu zaten 1 yaptı. Bu da 81 yaptı. 1 çarpı 81 81 yaptı. Bu x kareydi. x kare 81'e eşit olduysa x de buradan kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Bak böyle bir özel üçgen de var. 9, 40, 41 hatta geçen sene ÖSYM'de sordu. Bunu bilmenizi çok fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü kendimiz de zaten biz bunu çıkartabiliriz. Tamam o çıkartma işlemlerini de zaten size söyleyeceğiz. Özel üçgenlerde nasıl davranacağımızı da bir sonraki derste söyleyeceğiz. Ama böyle bir Özel üçgen de var. 9, 40, 41. Hatta çok güzel üçgenler de var. şortlarda bazen bahsediyorum. Shortslara da dikkat edin. tamam. Geçen sene de yayınladığım shortslara da bakabilirsiniz. Evet böylelikle de bulduk. Hadi geldik örnek 1'e. Dur örnek 1 buradaymış. Örnek 1. Hemen öğrenme alanını hallettik. Klasik sorulardan kolaydan zora doğru da şöyle bir başlayalım bakalım. Burada ne yapacağız hocam? Sayılar bak ilk önce elimizde iki tane dik üçgen var. Bir burada bir de büyükte dik üçgen var. E, sayısı belli olan dik üçgenden başlamak Hani verilen bilgileri kullanmak daha önemliydi. O zaman şuraya A diyeyim. A kare hocam 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 4 artı 9'dan 13 yaptı. O zaman A'yı da ne buluruz? Kök 13 şeklinde buluruz. A kök 13 oldu. Eyvallah. Sonra ne yapacağız? Hocam burada da büyük dik üçgende artık kenarlar belli x karede kök 13'ün karesi 13 4'ün karesi 16 topladığımız zaman 29 yaptı x kare 29 ise x de böylelikle kök 29 olarak bulursun. tamam klasik bir soru bildiğimiz pisagor var geldik şuraya örnek 2 şimdi örnek 2'ye baktığımız zaman da ya hocam direkt nereden başladınız siz ya böyle yeni sorulara geçtiniz falan demeyin ee, dik üçgenle ilgili pisagor bağıntısıyla ilgili daha böyle tabii klasik sorularımız var ama ilk önce tanımıyla ilgili bir tane kolay soru yazabildim. Klasik soru daha da fazla yazamadım. Sık, sıkılırdınız. Bu da aslında yeni nesil bir soru gibi gözüküyor ama öyle çok yeni nesil bir soru da değil. Bildiğiniz dik üçgen Pisagor bağıntısından çıkan bir soru. Sınavda da benzeri de çıkmış bir soru. Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının 4 kilometre kare olduğu bir harita üzerinde zaten göstermiş kenarların 2 birim 2 kilometre 2 kilometre olduğunu. E ABCD adalarını konumlan e, konumları şekildeki gibi gösterilmiş. O noktasında bulunan bir geminin 8 kilometre gidecek kadar yakıtı bulunuyor. Evet buradan buraya 8 kilometre var mı diye bakacağız biz sadece. Ya da buradan buraya 8 kilometre var mı? Hangi adaya ulaşabilir diye soruyor. Yani yapacağımız tek şey o ağa'ya bakacağız 8 kilometre be. Yani en az 8 kilometre olması lazım. Buradaki uzunluğun 8 kilometre ya da 8 kilometreden az olsun ki ben buradan buraya ulaşabileyim. Peki Buna göre bu geminin ulaşabileceği en uzak ada aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. İlk önce A'ya bir gidelim bakalım. O'dan A'ya gidelim. Şöyle çizdiğimiz zaman. Hocam bu uzunluğu ben nasıl bulacağım? Şekilde direkt dik üçgen var mı? Var. Nerede var? İşte tam olarak şurada var. Dik üçgenimiz. Hop çizdik. Hop çizdik. Dik üçgenimiz bak gördüm burada var. E hocam burada Pisagor bağıntısı yapalım. Bir kenar kaçtı? 2 kilometreydi. O zaman 2 4 6 burası. 6 burası. E x'i bulacağım. X demeyeyim de. OA diyeyim. OA uzunluğunun karesi 6'nın karesi 36 artı 6'nın karesi 36. Yani kaç yaptı? 72 yaptı. Yani OA'yı biz ne bulduk o zaman? Kök 72 bulduk. Nerede? Şurada yazayım. OA'yı kök 72 buldum. Böyle kalsın. Çünkü sıralama isteniliyor benden. Sonra OB'ye bakalım. Hocam OB'ye bakacak olursak da hop şöyle geleceğim. OB'ye ait üçgende Şurada yok mu şöyle? Var. Hocam burası. Bu arada kök 72'ye bakacağım ya. Bizim ne kadarlık yakıtımız vardı? 8 kilometrelik yakıtımız vardı. Kök 72 8'den küçük mü ona da bakmak lazım. 8'in karesi de kaç? 64. Aslında bu dediğimiz kök 64. Kök 72 kök 64'ten küçük olmadığı için ben A'ya gidemem. Yani burası daha büyük oldu. Şu kısım kök 72 daha büyük oldu. 64'ten küçük olması lazım. O yüzden A'ya gidemiyorum. Yani A'nın üstüne şöyle bir çarpı atıyorum. O A olmadı. Hadi bakalım şimdi. O karesine bakalım. O karesine baktığımız anda burası 2 birim değil. 4 birim olacak. 2 4 burası da 6 birim oldu. O karesi de neye eşit oluyor? Hocam O karesi de 16 artı 36'ya eşit oluyor. Oldu. Yani 52 eşit oldu. Yani OB uzunluğunda yazacak olursak kök 52. Kök 52 nedir? Kök 64'ten küçüktür. Evet OB sağlandı. Bunda bir sıkıntı yok. Gelelim OC'ye. OC'ye bakacak olursak da OC nerede? Şurada. Buna ait dik üçgen. Hocam burası 2 birim. 2, 4, 6, 8 birimde burası. O zaman OC'nin karesi de kısa yoldan ne yapabiliriz ama ee, hocam 2 çarpı 1, 2 çarpı 4 şeklinde de yapabilirsin tabii de. O zaman kök 64 incelemesi burada daha sıkıntı olabilir. 2'nin karesi 4 artı 8'in karesi 64. Yani burası 68 yaptı. O zaman OC'yi ne bulduk? OC'yi de kök 68 bulduk. Kök 64'ten küçük mü? Değil. O zaman OC gitti. Çünkü küçük olmadı. Sonra OD'ye bakalım. OD'ye bakacak olursak da hop şurada bu. Hocam 2 4 6 birim burası, şuradaki dik üçgende. 2 birim de burası. OD'nin karesi de neye eşit oldu? 4 artı 36'dan 40'a eşit oldu. O zaman OD kök 40 diyoruz. Kök 64'ten küçük mü? Evet, küçük. O zaman OD de olur. Yani D Adası'na ulaşabilirim. Şimdi bir de neye bakalım? OE'ye bakalım. OE'de de şurada da bir dik üçgen var. 4 birim burası, 4 birim burası. Şurası da o e'nin karesi de şöyle yazayım. E, 4'ün karesi 16 artı 16 o da 32. Oraya da ulaşabilirim. O e uzunluğu da kök 32 yaptı. O da kök 64'ten küçük olduğu için bu da sağlandı. Ama bizden ne diyor? Bu geminin ulaşabileceği en uzak ada hangisidir diye soruluyor. En uzak kök 32 mi? Kök 40 mı? Kök 52 mi? Tabii ki kök 52 yapıyor. O zaman cevap ne yapacaktır? Balıkesir yapacaktır. Sınavda benzeri bir soru çıktı. Sadece burada şurası bir kilometre olarak sorulmuştu. Haberin olsun. Yani burada e, dik üçgen bazen hala hazırda gelmeyebilir. Yani dik üçgen gözünüzün önüne böyle çak diye konmayabilir. Ne yapıyorlar? Birim karelerin içerisinde dik üçgeni bizim bulmamızı isteyebilirler. Birim karelerden şöyle bir uzunluk sorulduğu zaman... Zaten birim karelerde hemen dik üçgen ona ait dik üçgeni oluşturabiliyoruz gençler. Evet örnek 2 balık kesir bulduk geldik örnek 3'e. Aa hocam yine yeni nesil ya korkma yeni nesil ama çok kolay yeni nesil. Zaten ÖSYM'de bunu özellikle de çok seviyor. Şimdi kısa kenarı bir birim uzun kenarı da iki birim olan dik üçgenler ipotenüslere aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana gelen üçgenlerin birer köşesi yani A köşesi ile C köşesi çakışacak biçimde şekil gibi düzülüyor. Üçgenleri tek tek ben böyle yan yana dizmişim ilk başta sonra dizdikten sonra ilk üçgeni böyle yukarı kaldırmışım. Bak ABC üçgeni A noktası etrafında bir miktar döndürülüyor. Her zaman ne diyorum? Kalem döndürüldüğünde yine aynı kalem değil mi? Döndürme soruları eş yapı sorularıdır. E ben o zaman buradaki bir ikileri biliyorum. 1-2-1-2-1-2. Hatta 1 2 Pisagor bağıntısı yapayım mı? Buradaki uzunluk bana lazım olacak mı? A kare neye eşit? 1'in karesi artı 2'nin karesinden 5'e eşit. O zaman A'yı da buradan kök 5 bulurum. Evet a kök 5 oldu. Burası da kök 5, burası da kök 5, burası da kök 5 diye gidiyor mu? Gidiyor. Şimdi ben bunu döndürmüşüm. Hocam hala yine burası 1 2. Diğerleri de 1'e 2. Hatta hala daha buraları kök 5 mi? Kök 5. E döndürmenin esprisi neydi? 1, 2, kök 5. Aynı ama döndürmede dikkat et. Sen bu üçgeni döndürmeden önce. AC uzunluğu senin burada değil miydi? Evet. Döndürdüğün zaman hop AC buraya mı denk geldi? Evet. Yani senin şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk aynı uzunluk değil mi? E aynı uzunluk dönerken bu uzunluk buraya denk geldi. O zaman biz buraya da ne yazacağız? kök 5 yazacağım. Bu şekilde olduğunda diyor B, C, D noktaları doğrusal oluyormuş. B, C ve D noktaları doğrusal oluyormuş. Şöyle bunun uzantısı D'den geçiyormuş. E bu doğrusallık olduğunda da Karşımıza direkt şurada bir dik üçgen çıkmadı mı gençler? E dik üçgen hala hazırda çıktı. Son durumda C ile D noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Yani şuradaki x uzunluğu soruluyor bize. Tamam o zaman ne yapacağız? Büyük üçgende pisagor bağıntısı. 2 burası. X artı 1 burası. Burası da 5 kök 5 yaptı. O zaman pisagor bağıntısını yazalım. 5 kök 5'in karesi eşittir. Hocam x artı 1'in karesi artı 2'nin karesi. 2'nin karesi artı x artı 1'in karesi diyoruz. İşte bunu da demeyelim bence. Şunun tamamını bulsak, bunun tamamını bulsak, tamamından biri çıkartınca x'i bulmayacağız mı? Evet. Çünkü x artı 1'in karesi yazınca da x artı 1'in karesini de açıyorsunuz. İşlem, 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 işlem kalabalığı yaşıyorsunuz. Gerek yok buna. E 2'nin karesi artı tamamına a dedim. A'nın karesi dersem o zaman buradan 5 kök 5'in karesi nedir? Hocam 5'in karesi 25 kök 5'in karesi 5. 25 çarpı 5 125. O zaman 125 eşittir 4 artı a kare. 121 eşittir a kare oldu. A'yı da buradan 11 bulduk. A 11. E hocam tamamı 11. Biri de buradaysa buraya da ne kaldı o zaman? 10 kaldı. Dolayısıyla C ile D arasındaki uzaklık böylelikle 10 çıktı dostlar. Zor sorular mı? Tabii ki değil. Ama ilk etapta bu Pisagor bağıntısını tanımladıysam kolay bir soru sordum. Ardından yeni nesil sorular geldi. Korkmayın sırasıyla her şey sırasıyla. Devam edelim. Bir katlama sorusu var. Bak şimdi. Katlamaya artık alıştım kardeş. Hemen alıştım. Rahat ol. Relax ol. Rahat bir şekilde yaparsın. Hatta ilk önce artık sen yapar mısın? Verilen bilgileri de artık sen kullanıp sen yapar mısın? Güveniyorum sana. Büyük ihtimalle yaparsın. Hadi bakalım. Örnek 4'teyiz. Şekil 1'deki ABC üçgeni şeklindeki karton. B köşesi BC üzerinde olacak şekilde katlandığında yani BC üzerinden şaşmayacak şekilde katlıyorum. Bak sen de gör şekilde. Hop katladım. Katlanmış halinde de ne oluştu? Şekil 2 oluştu. Katlamayı gördün. Değil mi? Evet. AC 16 ve 6 verilmiş bize. DE uzunluğu. Bir de eşitlik verilmiş. AD ile DB üstü birbirine eşit verilmiş. Hmm. Soruda eşitlik verilmiş. O eşitliği kullanayım. Şu eşitleri yazayım. E şimdi biz ne yapıyorduk katlama gördüğümüz zaman? Eski haline geri getiriyorduk. E hemen şekli açıyorduk. Hop. Eski haline geri getirdim kardeşim. Şekli açtım. Şekli açınca. Tam açamadım. Şöyle açtım. Şekli açınca hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit değil miydi? Evet açtım. E o zaman burada hocam bu üçgen katlandığında buraya denk geldi ya. Şimdi şu kenar buraya mı geldi? Evet katlandığında. Üstte bu kenarlar biniyor. Hemen eşitleri gösterdim. Sonra başka ne var burada? Hocam şu kenarla da şu kenar birbirine eşit olacak. Başka ne var? Üstte binen açılar da birbirine eşit. Hocam bu açılar da eşit. Şu açılar da birbirine eşit. E hatta burada güzel bir şey çıktı. Bak ikiz kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda burası 90'dır. Ya da üst üste binen açılar da birbirine eşit ya. Toplamı 180 olduğundan bunlara da direkt 90-90 diyebiliriz. Hatta buradan güzel bir şey öğrenmiş olduk. Katlama aynı doğru üstünde devam ediyorsa şuradaki açılarda ne oluyormuş? 90'a derece oluyormuş. Peki devam edelim. Şimdi verilen bilgileri kullanacağız. Hocam 6'yı kullanmam lazım, 16'yı kullanmam lazım, kullanamıyorum. Demek ki bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım dediğim zaman ne geliyor aklına? Ek çizimler geliyor. Ek çizimleri düşünelim. Şekle şöyle bir baktığımız zaman neler dikkatimizi çekiyor hocam eşitlik var. Aa burada da bir eşitlik var. Aa 3 tane eşitlik var. Ne geldi aklına? Muhteşem. Ya da hocam şunlar eşit. Bunlar eşit. Ne geldi aklı ort taban. O zaman bunu çizersem ort taban oluştu diyebilirsin. Ama ilk etapta sanki muhteşem şu daha kolay geldi. Hemen muhteşem şu oluşacak şekilde şunu çizelim. Çizdiğimiz zaman şu, hop şöyle oldu mu oldu. Hocam muhteşem şu'dan 90'ı yapıştırdık. Ve sonrasında 6'yı kullanman lazım benim. Hocam 6'ya bakıyorum. 6 burada. E benim bunu bulmam lazım. Bak kendi kendine soru sorduğun zaman adımlar kendiliğinden oluşuyor. Yani sen kendi kendine spoiler veriyorsun. Beynine çözüm yöntemini kendi kendine oluşturuyorsun beyninle oluşturuyorsun yani. E burada sen bunlara bakacak olursan hocam şu 6 burayı bulman lazım ki şu x'e ulaşayım. Çünkü burada bir dik üçgen çıktı. E bunlar eşit, e bunlar da eşit diye beynin zaten bundan sonrasında fark eder. E ort çıktı hocam. Direkt buraya ne yazarsın? 12 yazarsın. E sonra ne yapacaksın? İşte burada Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısında da yazarken ne yapacaksın? 16 yani x'in karesi. x'in karesi eşittir. 16'nın karesi eksi 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle yapacaksın ve x'i bulacaksın. Ama biz artık kısa yolu öğrendik. Öyle 16 12 niye uğraşacaksın kardeşim bunlarla sen? Gel buraya 16'ya bak ve 12'ye bak. Ortak çarpan 4 değil mi? 4. Hocam burası 4 çarpı 4. Hocam burası 4 çarpı 3. E hocam burası da 4 çarpı kare içerisinde kareleri farkı dik kenar sorulduğu için. 16 eksi 9 yapar o zaman burası. O zaman x'ine kaç diye ulaşırız? 4 kök 7 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Bak yani sen artık kafadan da yapıyorsundur büyük ihtimalle. Yapıyorsun değil mi? Yap 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 alışacaksın. Güzel bir soru. Örnek bu şekilde bulduk. Geldik örnek 5'e. Aa Ege An diye başlıyor. Korkma yaparsın. Ege soruları kalitelidir. Yani bizim uşağın soruları. Neyse bizim uşak yazmadı tabii. Şu an kendisi 6 yaşında. Birinci sınıfa gidecek. Örnek 5'e bakalım. Egehan birim kareli dikdörtgen şeklinde ki bir kağıda 3 çarpı 2 birim boyutunda eş dikdörtgenler çizecektir. Çizdiği ilk dikdörtgen sol alt köşesine. Bak ne diyor? Çizdiği ilk dikdörtgenin sol alt köşesi kağıdın da sol alt köşesinde olacak. Şu kağıdın da sol alt köşesinde olacak diyor. Tamam. Çakışacak. Sonraki çizdiği her dikdörtgenin sol alt köşesi de bir önceki dikdörtgenin üst tabanın orta noktası. Üst tabanın tam orta noktasına gelecek diyor. Bir daha çiziyorum. Üst tabanın orta noktası. Şeklinde böyle devam ediyormuş. Güzel bir tanımlama oldu. Egean bu şekilde 9 adet dikdörtgen çizdiğinde son dikdörtgenin sağ üst köşesi ile kağıdın sağ üst köşesi. Köşesi. Şu köşeye yaz köşesi. Çakışıyor. Peki çakışsın bakalım. Bu şekilde devam ediyor. Yani ben şöyle soruyu minimum hale küçücük bir hale getireyim. Şu öyle bir dikdörtgen kağıt var elimde şuradan dikdörtgeni çizmişim böyle böyle devam ediyorum en sondaki dikdörtgenin de sağ üst köşesi buraya geliyor köşesi <laughs> kağıdın bir parçası şekilde gösterildiğine göre bu kağıdın köşegen uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Yani köşegen uzunluğu dediğine göre şu köşegen uzunluğu ya da bu köşegen uzunluğu soruluyor değil mi? Köşegen uzunlukları birbirine eşittir dikdörtgende ki siz zaten bir tanesini bulsanız yeterli olacaktır. E, zaten bir tanesi soruluyor. Neyse arkadaş ne yapacağız burada? 9 tane dikdörtgen var mı elimizde? Var. Hocam 9 tane dikdörtgen olduğu için... Ve dikdörtgenlerimiz nasıl gidiyor? Hocam şu şekilde gidiyor. Ben şunu da şöyle sileyim bir saniye. Bir sonraki dikdörtgeni de şu şekilde çizeceğim. Bir sonraki dikdörtgeni de şu şekilde çizeceğim. 9 tane dikdörtgen olacak böyle. Hocam 9 dikdörtgen olması demek şurası 2 birim, 2 birim, 2 birim değil mi? Evet 2 birim, 2 birim, 2 birim diye yukarı gidiyor. 9 tane 2 mi oluyor o zaman bu dikeyler? Evet bak 2 birim 2 birim 2 birim yani şuraya geliyor şuraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor şuradaki uzunluğu ne yaptırıyor bize 9 tane 2 yaptırıyor buraya 9 çarpı 2 yap E hocam şurası kaç birim burası da 3 birim burası 3 birim olduğu için burası da 9 tane 3 27 mi yapıyor Hayır. Niye? Çünkü buradaki dikdörtgen köşesine gelmiş olsaydı ve köşesi bu şekilde devam etmiş olsaydı 3 evet, birim burada, 3 birim burada, 3 birim burada hep 3 birim sağ 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 şeklinde gidecektim. Ama nereye gelmiş? Ortasına denk gelmiş. Sonra buraya ortasına denk gelmiş. Hadi şurayı yorumlayalım. İlk önce 3 birim gitti mi sağ? Gitti. Sonra tam ortasına denk geldi. 3 bölü 2, 3 bölü 2 yaptı burası. Burası da kaç? 3 bölü 2 değil mi? Evet. A sonrasında 3 birim gitti. Sonrasında 3 bölü 2 gitti. Sonrasında yine aynı şeyi yazacak olursak. Burası da ortasına denk geldi. 3 bölü 2, 3 bölü 2. E buraya da 3 bölü 2 geldi. Bak dikkat et gittiği yer. İlk önce 3 gitti. Sonra 3 bölü 2 gitti. Sonra bir daha 3 bölü 2 gitti. Sonra hep ortası olduğu için burası da yine 3 bölü 2, 3 bölü 2 gitmeyecek mi? Evet. İlkinde 3 gitti sağ. Sonrakinde de 3 bölü 2, 3 bölü 2 gidiyor. 9 tane dikdörtgen var ya. İlkini 3 götür Hadi götürelim bakalım. Şuraya 3 yazdım. Sonra 8 tane dikdörtgen de 3 bölü 2 gitmiyor mu? O zaman 8 çarpı 3 bölü 2 yazacağım. 24 bölü 2'den 12. Yani burası kaç yapıyor? 15 yap. E. 8, 24 bölü 2, 12. 12 artı 3 de 15 yaptı. O zaman dikdörtgenin yani şurada elimizde bir dikdörtgen var. Dikdörtgenin bir kenarı 15 oldu. Diğer kenarı da 18 oldu. Ve bizden x uzunluğu isteniyor. E o zaman x kare eşittir 15'in karesi artı 18'in karesi yaparsan saçını başını yolarım. Artık öğrendin sen bunu. Kısa yoldan yap kardeşim. Hatta kafadan yap. Dur dur yap bakayım kafadan. Yapıyorsun kafadan şimdi. Ben kafadan yaparken ben de kafadan yaparım da. Dur 3 çarpı 5 burası. 3 çarpı 6 burası değil mi? Bunu yazdıktan sonra gerisi kafadan da olabilir. O zaman x de ne olacaktır? Hocam 3 çarpanı var. 3 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplama. Burası kaçtı ya? 5'ti değil mi? Ne yazdığımı göremiyorum ya. Şöyle sileyim de bir daha bakayım. Ay dur. Şurada 6. Burada da ne vardı? <laughs> <laughs> Şunu silemedim arkadaşım. Şurası 5'ti değil mi? 3 çarpı 5. 20, burası da 3 çarpı 6. 25 artı 36. Yani ikisi de böyle 3 kök 61 diye bulur muyuz? Buluruz. 61'i görünce hep Trabzonlulara selam veresim geliyor. Çünkü 61 onlar için çok önemli ya. Trabzonlular selamlar. Seviliyorsunuz. 3 kök 61'i de bu şekilde bulduk. Nasıl soru? İşte yani bu sorulardan korkmaya gerek var mı? Yok soruyu anlayacaksın okuyacaksın anlayacaksın bir de böyle örüntü uzun yıllardır da örüntü sorularıyla da karşımıza gelmiyor ÖSYM örüntü sorusuyla karşımıza gelirse de işte böyle bir örüntüyle de karşılaşabilirsiniz sakın ama sakın korkma ama sorulardan anlaştık evet örnek 5'i bu şekilde bulduk geldik nota evet şimdi önemli bir not bazı dik üçgenler Böyle sorularda dik üçgenler hali hazırda karşımıza gelmeyebilir. Dik üçgeni kendimizin oluşturması gerekebilir. Özellikle 90 derece varsa ilk etapta dik üçgen oluşturmanızı isteyeceğim. Dik üçgen oluşturmanın da en etkili tekniği de şudur. 90'lık varsa dik üçgen oluşturulur zaten. O da dik yaparak dik üçgen oluştur. dikdörtgen yaparak dik üçgen oluştur dediğimi unutma. E hocam Mesela burada öğrenme alanı sorusuyla hemen öğrenelim onu. Mesela burada bizden şu uzunluk isteniyor. Hocam elimizde böyle bir 90 var, böyle bir 90 var. Ben şurayı bulayım, şurayı bulayım, Pisagor'dan sonra burayı, sonra burayı bulayım değil. Bir uzunluk isteniliyorsa 90'lıklar da varsa ayrı ayrı değil de bütün olarak dik üçgene karşı Pisagor bağıntısına karşı getirmek lazım. Gelecek getirirken de dik dörtgene karşılık getirecek. Ya dik dörtgene şu şekilde yaparsın. Aa hocam dikdörtgen yapınca burada ne oldu? Dikdörtgenden dolayı şurada bir dik üçgen çıktı. Evet. Ya da burada bir dikdörtgen yaparsın. Olay biter. Dikdörtgen yapma çok önemli. Özellikle 90 dereceli sorularda. E o zaman burada ne yapalım? Hocam şurada şöyle bir dikdörtgene tamamlayalım. Dikdörtgene tamamladım. İkisi yukarısı aşağısı 8, 2. Sol tarafta 8 oldu. 90'da burası Sonra burada bir Pisagor bağıntısı. 8 var, 14 var. Ne yapıyoruz? 8'in karesi artı 14'ün karesi demiyoruz herhalde. E hocam 2 ortak çarpanı var 8 ve 14'te. 2 çarpı 4 burası. E burası kaç yaptı? 2 çarpı 7 burası. O zaman burası da AB uzunluğu da x yazalım. 2 çarpı kare içinde kareleri toplama. 16 artı 49. Yani x'i böylelikle 2 kök 65 bulur muyuz? Buluruz. Süper değil mi ya? Geldik. Bir de şu şekilde. Ya hocam dik yamuk konusunda göstereceğiz ama dik üçgende de bununla ilgili sorular karşımıza çıkabiliyor. O yüzden bu Burada da bunu göstermek istedim. Hemen böyle 90 dereceler var ve bir x uzunluğu isteniyor. O zaman ne yapacağız? Dikdörtgen yapacağız. Dikdörtgeni şu şekilde de yapabilirsin. Eyvallah. Ama biz genelde içeriden tercih ediyoruz. Dikdörtgeni şu şekilde yapacak olursak. Hop çizdik. Çizince niye çizemedim? Tam böyle köşeden böyle de adamım şöyle. Şuradan çizdim dikdörtgeni. 3 ise 3. 5 ise 5'i yazdım. E hocam buraya da 5. 5 kaldı. Hemen 3'ün 5'i hesabını yapalım. Hocam 3, 4, 5 diyorsunuz. Dur özel üçgenlere geldiğimizde yapacağız onu. 3, 4, 5 de 5 hipotenüstür. Ama 5 hipotenüst değil burada. Bildiğimiz Pisagor bağıntısı yapacağız. Buradan da x kare 3'ün 5'in hesabını yapınca 9 artı 25'ten 34 çıkar ve x de böylelikle kök 34 diye bulur muyuz? Buluruz. İşte dikdörtgeni de bu şekilde yaparız. Gelelim şuraya örnek 6'ya. Bizde AB uzunluğu, BC uzunluğu, CD uzunluğu ve DE uzunluğu verilmiş soruda ve benden ne isteniyor? Hocam benden şu isteniyor. Şu uzunluk isteniyor. Hadi bakalım bulalım bunu. Ne yapacağız? Buna karşılık bir dik üçgen oluşturacağız. O da nasıl oluyordu? Dikdörtgenle. Dikdörtgen oluştururken Hocam şöyle şöyle de yapabiliriz. Sıkıntı yok. Böyle de yapabilirsiniz. Hocam Burada böyle oluşturmak daha kolay olmuyor mu? Oluyor. Hemen 90'lar olduğu için dik üçgen oluşturacağız. Hemen dik üçgeni de şöyle oluşturduk kardeşim. Bitti gitti. E dikdörtgeni bu sefer şurada oluşturmuş oldum. 12 ise tamamı. 12 olacağı için burası. Hemen şuraya da yazayım istersen. 12. Buraya ne kaldı? 5. Hocam burası 4 ise karşı tarafta 4. Yani burası kaç oldu? 8 oldu. O zaman buraya da x diyecek olursak. x'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi. E, mecburuz. 5 ve 8 ortak çarpan yok. 25 artı 64 yaptı. O zaman bu da kaç yaptı? 89 yaptı. X de böylelikle kök 89 diye bulur muyuz? Buluruz. Evet örnek 6 kök 89 yaptı. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de de Ana yönler aşağıdaki şekilde verilmişti. Vermek zorunda değildik. Biliyorsunuz ama hadi bilmiyorsunuz diyelim böyle. İşte doğu, batı, kuzey, güney şeklinde verilmiş bize. Daha önceki bir soruda Gökçen sorusunda da hatırlarsanız. Doğu batı çizgisiyle kuzey, güney çizgisi nasıl kesiyor demiştik. Dik kesiyor diye söylemiştik ve önemliydi. Ki burada da gösterilmiş. Hani bilmediğinizi varsayarak. Çünkü ÖSYM, ana yönler, coğrafya belki bilmeyebilir. O yüzden burada bir hatırlatma yapalım diyebilir. Peki. Sadece doğuya veya ve güneye gidecek olan bir adam. Evet sadece doğu ve güneye gidecek bir adamdan bahsediyoruz. Bir kişi ardarda arda aynı yönü kullanmamak şartıyla. Hmm, ardarda arda aynı yönü kullanmayacak. Yani adam doğu doğu gidemez. Doğu gittiyse sonra güneye gidecek. Sonra bir daha güneye gidemez. Sonra bir daha doğu gitmek zorunda. Arda arda aynı yolu kullanmayacağız. Sırasıyla 2, 3, 5, 1 ve 13 metre yol gidiyor. Buna göre ilk konumuyla ikinci konum arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Hadi bakalım şu adamı götürelim. Nereden başlayalım? İlk etapta doğuya gidiyorsun olsun mesela. Hadi ilk etapta doğuya gitsin. Hocam doğuya gitti şöyle. Nereden? En köşeden başlayayım. Şöyle doğuya gitti. Doğuya giderken 2 gidecek değil mi? Sonra 3 güneye gidecek. O zaman tamam 3 güneye götürdüm. Sonra 5 doğuya gidecek. Hocam 5 doğuya götürdüm. Şuraya ben yazayım 2 burası 3 burası 5 yazayım. Sonra bir zıt yönü güneye zıt dediğim şey güneydi. Ondan sonra biri de hallettik ve 13 de şöyle gidecekmiş. Tamam 13 de buraya gitti. Tam tersi. Sen şu şekilde de başlayabilirdin. Hocam 2 güneye gitse sonra 3 buraya gitse sonra 5 buraya gitse sonra 1 buraya gitse sonra 13 buraya gitse. Aynı şey. Fark etmiyor. Sonuç farklı çıkmıyor. O yüzden fark etmiyor. Evet buraya da kaç gitti dedik. 13 gitti dedik. Bunu da yazdık. İlk konumu İkinci ikinci konumu arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Yani bizden istenilen şuradaki uzunluk ne yapacağız? E hocam burada ne var? Bu şekilde giderken doğu gittim sonra güney gittim ya. Bak doğu gittim sonra güney gittim. E, burada doğu batı çizgisiyle kuzey güney çizgisi nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Yani aslında burası 90 derece. Hocam şurası da 90 burası da 90 burası da 90. 90 dereceler var ve bir uzunluk isteniliyor. O zaman dik üçgene karşılık getireceğim. E dik üçgene karşılık nasıl getireceğim? Hop hocam şöyle dikdörtgene tamamlamayla olur. Ya aşağıdan tamamlayın ya da yukarıdan tamamlayın hiç fark etmez. Şu şekilde dikdörtgene tamamladım. Dikdörtgen tamamlanmadı ki. E ne yapacağım? Hocam ilk etapta şurada bir dikdörtgen yapayım. Hala tam anlamıyla dik üçgene karşılık gelmedi. Bir de burada dikdörtgen yapayım. Ezbere yapmayalım. Tamam olay şimdi bitti mi bitti. Hocam yukarısı 2 ise aşağısı 2. Sonra şuradaki dikdörtgene bakacak olursak burası 1 ise burası 1. Bir. Hemen biri de yazıyorum orada. E 4 ise burası da 4 oldu. E buradaki 5'i yazmayı unutmuşuz. Bir kenar 4 oldu. Bir kenarda 20 oldu. Yani Pisagor bağıntısından artık x'e ulaşır mıyız? Ulaşırız. x kare eşittir. 4'ün karesi artı 20'nin karesi hocam diyenlerin saçı başı yoluluyor. Sakın 4 ve 20 var. Ortak çarpandan yapacağız. Bu 4 ve 20'deki ortak çarpan en büyük ortak çarpan 4. 4 çarpı 1 burası. 4 çarpı 5 burası. O zaman burası da 4 çarpı kare içinde 1'in karesi artı 5'in karesi. Yani 1 artı 25. Yani 4 kök 26 çıkar. Cevap böylelikle 4 kök 26. Her tarz soruyu görüyor muyuz gençler? Görüyoruz değil mi? Soruda 3 ve 2 kök 5 verilmiş. Bir de paralellik verilmiş. Paralelliği de kullanacağız. Hemen paralellikte. Şurası 90 derece ise o zaman U'dan dolayı burası da 90 derece olmaz mı? Olur. Hemen 90'ı yapıştıralım oraya. 90'lar havada uçuşu. E, bir uzunlukta soruluyor bize. Bir de bu bilgi de verilmiş. Şuraya A dersen burası da A artı 1 olmaz mı? Hemen onu da yazalım. A'ya A artı 1 oldu. A dedim ve A artı 1 dedim. Ve bizden ne isteniyor? Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğunu bulacağız. E hocam 90'lar var. O zaman büyük ihtimalle soru dik üçgenden, pisagor bağıntısından çıkacak. Hemen pisagor bağıntısını oluşturalım nasıl oluşturuyorduk halihazırda hazırda yoksa dikdörtgen yaparak hemen dikdörtgenimizi yapalım hop şöyle aşağı doğru çizince dikdörtgen oluştu hocam yukarısı 3 ise aşağısı da 3 burası da 2 kök 5 mi yaptı Evet şimdi dikkat burası a artı 1 iken burası da 3 ise a artı 1'den 3'ü çıkarttığın zaman yaz a artı 1 eksi 3 burası eksi 2 yaptı a eksi 2 yapıyor burası a eksi 2 oldu e o zaman burada da bir pisagor bağıntısı yapacak olursak birincinin fotoğrafçı karesi a kare eşittir 2 kök 5'in karesi artı Diğer kenarda a eksi 2 oldu. a eksi 2'nin karesi. Kısa yolumuz maalesef yok. Çünkü 2 bilinmeyen var. İşlem yapacağız. a kare eşittir. 2 kök 5'in karesi. 2'nin karesi. 4 çarpı kök 5'in karesi 5. Yani 20 yaptı. Artı. Burada da a eksi b'nin karesi var. a kare eksi 2 ab artı b kare değil miydi? Evet ya da birincinin karesi eksi. Birinciyle ikincini çarpı 2 iki katı artı ikincinin karesiydi. Birincinin karesi a kare eksi. Birinciyle ikincini çarpı 2a. Iki Bir 4a. Artı ikincilik karesi de 4 yaptı. A kareler nanay oldu. 4A buradan 24 yaptı. A'yı da böylelikle 6 bulduk. Cevap 6 mı? Değil. Bizden ne isteniyor? A artı B isteniyor. Hemen A artı 1'e bakalım. A'yı biz 6 bulduk ya. 6 artı 1'den cevaba 7 diye ulaşırız. Dik üçgen oluşturma. Bu şekilde. Geldik 9'a. Evet. ABC ve CDE birer dik üçgen olarak verilmiş. Bir de diklikler verilmiş burada. Tamam. ACE noktaları doğrusal. AB ile CD'nin toplamından bahsediyor. Bak AB ile CD. A yan yana değil bunlar. Ne yapacağız? Dur bakalım. Şuraya bir A, B, X, Y diyeyim bak. Hocam A artı CD'ye de X demiştik. 7 verilmiş. B, B demiştik. B artı Y de 14 verilmiş. Allah Allah. Bizden de ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. Ha, dur o zaman. Şimdi şekilde 90 derece var. Ve bizden bir uzunluk isteniyor. Büyük ihtimalle nereden çıkacak cevap? Dik üçgenden. Pisagor bağıntısından çıkacak. Pisagor bağıntısı. Yani direkt dik üçgen yoksa dik üçgen oluşturmak için nasıl yapıyorduk? Dik üçgene karşılık getirmek için dik dörtgen yapıyorduk. Yapalım dik dörtgeni. Şimdi şuradan yapmaya kalkarsan olmuyor mesela. Hocam a kare artı b kare. Kare küçüğünde a kare artı b kare yazarsın belki buraya. Şurada da kare küçüğünde x kare artı y kare yazarsın. Şu ikisini topladığın zaman da köklü iki ifadenin toplamından a artı x ve b artı y kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. O zaman dik dörtgen yapacağız. Hadi dik dörtgeni yapalım. Dik dörtgen de bu sefer bu şekilde olmaz mı dostlar? Evet şu şekilde dikdörtgen yapacak olursam x'e ise burası x b ise burası b dikdörtgen yapmıştım şöyle 90'ları da yazalım bakalım böyle a a artı x yan yana geldi 7 verilmişti b artı y yan yana geldi 14 verilmişti e ben buraya da ne dedim mesela bu AE e uzunluğu da bizden de bu isteniyor o zaman pisagor bağıntısı yapacağım yani soru işaretinin karesi eşittir 7'nin karesi artı 14'ün karesinden yapanlardan mısın hala Yapma, yapma, etme, eyleme. Ne yapacaksın? Hocam 7 ve 14'teki ortak çarpana bakacaksın. 2 nereden çıktı? 7 değil midir her ikisindeki ortak çarpan? Burası 7 çarpı 1. Burası 7 çarpı 2. E o zaman burası da 7 çarpı kare içinde. Diğerlerinin kareleri toplamıdır. 1'in karesi 1 artı 2'nin karesi de 4 yaptı. Yani cevaba 7 kök 5 diye ulaşırız. Buradan da işlem yapsan cevap yine 7 kök 5 çıkacaktır. Artık işi sen öğrendin. Ya hocam video uzadı. Dur uzamadı. Ya ben biraz böyle tane tane anlatıyorum. Video ondan uzuyor. Bir de her tarz soruda var ya. Kazanımı bölmek zorunda değilim. Sen şu an özel ders izliyorsun. Devam ediyoruz devam. Yorulduysan bir tık böyle bir mola ver istersen. Çünkü bir, bir buçuk sayfamız daha kaldı. Hani bu sayfa artı bir yarım sayfa daha kaldı. Yorulduysan bir mola ver istersen ama devam edelim bence. Çünkü güzel akıyor. Evet şekildeki D1 ve D2 doğruları AB doğru parçasına paraleldir. Hmm. D1 ve D2. AB'ye paralel. AB ile D1 paralel. AB ile D2 paralel. Dolayısıyla bunlar da birbirine paralel olmuyor mu? Oluyor. Cümleye bak sen. Devam. D1 ve D2 aralarındaki arasındaki en kısa uzaklık 6. En kısa uzaklık. Hocam şurada da uzaklık var. Burada da uzaklık var böyle. Ama en kısa dediğimiz nedir? Hop dik uzaklık değil midir? Evet. Yani bize şuradaki dik uzaklığı şöyle arasındaki uzaklığı göstereyim ben yine de şu şekilde 8 değil de 6 birim diye vermiş. Ali Bey uzunluğunda 8 vermiş bize. A noktasının D1'e göre simetriği K. Hemen bakıyorum. A noktasının D1'e göre simetriğini alıyorum. Hop aldım hocam. Simetriği olunca ne oluyordu? Şu şekilde oluyordu. Hocam şuradaki nokta K dik olacak ve birbirine eşit olacak. Sonra B noktasının D2'ye göre simetriği de L olarak verilmiş. D2'ye göre simetriğini alayım. Yine aynı mantık. Şurası da L olacakmış. Hemen L'yi de göstereyim. Ama bunu gösterirken şunlar da birbirine eşit ve şunlar da birbirine dik değil midir? Evet. Sonra bu paralellikleri kullanmam lazım. Bununla bu paralel ya. 90 sayı yönde eşitten burası da 90. Aynı şekilde bununla bu paralel ya. Z'den dolayı ya da şeyden dolayı yönde eşitten dolayı burası da 90 yazabiliriz. Hemen oradaki 90'ları da gösterelim. Hocam burası da 90 burası da 90. Bizden ne isteniyor? Hocam bizden de KL uzunluğu isteniyor. Şimdi KL'yi bulmaya çalışacağız. E ne yapacağız? Hmm. hmm. Şunlara şöyle çift çiz diyelim. Çünkü buradaki uzunluklar çizgi çizgi dersen bunlara da çizgi çizgi demiş oldum. Farklı uzunlukta bunlar belki değil mi? O yüzden bilmiyorum. Buradaki 6'yı kullanmam lazım. Hocam 6'yı nasıl kullanacağım? 1. İkincisi mavi çizgiyi nasıl bulacağım? 2. Bunu kendi kendine sordun mu sordun. Şekle baktın. Baktığın zaman ne görüyorsun? Hocam 90 dereceler var. Büyük ihtimalle Pisagor bağıntısından çıkacak. Pisagor bağıntısı yoksa dik üçgeni ben oluşturacağım. Nasıl oluşturuluyordu? Dik üçgen, dik dörtgenle. Daha hala hazırda yoksa. Dikdörtgen yapalım o zaman. Dikdörtgeni nasıl yapacağız? Hocam şu şekilde yapacağız. Hop şu şekilde çizdim. Dikdörtgeni oluşturdum mu? Oluşturdum. Bak burada bir dikdörtgen yaptım. Hocam dikdörtgenden dolayı yukarısı 8 ise aşağısı da 8'dir. 8'i yazdım böyle. Sonra burası çizgiyse burası da çizgi burası da çizgi yaptı. Bak şuradaki uzunluk 6 birim değil mi? Çizgiyle çift çizginin toplamı 6 ise Burası ne olacaktır? 2 tane çizgi ve iki tane çift çizgi toplamı. Yani istersen şunu da yazabilirsin. Hocam A yazdım şuraya. Şöyle A A B, B yazdım. A artı B 6 ise 2 artı 2 B kaç yapar? 12 yapar. Burası 12. E hala hazırda da karşımıza bir dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Pisagor bağıntısı. E buradaki Pisagor bağıntısında da neler var? Bir kenar 8. Diğer kenarda 12. Pisagor bağıntısında kolay yoldan yapalım. 8 ve 12'deki ortak çarpan 4. 4 çarpı 2 burası. 4 çarpı 3 burası. O zaman buraya da x diyecek olursam 4 çarpı kare küçüğünde 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 9 artı 4'ten x'e ne diye ulaşırız? 4 kök 13 diye ulaşırız. Sınavda karşımıza çıkmış sorunun benzeri. Lütfen dikkat. Hocam böyle soru çıkar mı çıkmaz mı diye. Böyle kendi kendine soruyorsundur büyük ihtimalle. Çıkıyor kardeşim. Evet geldik 11. soruya. 11. örnekteyiz. Şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim. Döndürme var bak burada. Döndürmede. Şöyle bir kendimi büyüteyim ve şu espriyi hep yapıyorum. Ama bunu anlamak zorundasınız. ÖSYM'yi iyice anlamanız gerekiyor. Bunu her böyle döndürme geldiğinde göstereceğim, söyleyeceğim. Kaleme bak şimdi. Baktın değil mi? Kalemi döndürdüğümde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani eski haliyle şimdiki hali eş. Aynı. Eş yapılarda ne yapıyorduk? Kenarların eşitliğini yazıyorduk. Üçgen döndürmesinde açılar da vardı. Açı eşitliklerinde yazacağız. A burada sadece bir doğruyu yani bir kalemi şu şekilde döndürüyorsa eski haliyle şimdiki halindeki eşitliği yazmak zorundayız. Tamam. Hadi bakalım. O zaman soruya devam. Baktık soruya. Aşağıdaki şekilde bariyerin zemine paralel haldeki kapalı hali. Burada bak zemine paralel aldık kapalı hali verilmiş. Şekil 2'deki ise bariyerin bir miktar açık hali gösterilmiştir. Hmm. Açalım mı beraber? Bariyer bu şekildeydi. Şimdi ne oluyor? Hop bariyeri açtık. İşte bariyeri açtığımız zaman ne yapacağız orada? Bariyerin eski halindeki ile açık halindeki uzunlukları birbirini eşitleyeceğiz. Bariyerin A ucu şekil 2'de şekil 1'deki konumuna göre zeminden 2 kök 6 birim yukarıda duvardan ise 2 birim daha uzaktadır. Bu bilgileri de vermiş ona göre işlem yapacağız. Şimdi o zaman burada bir döndürme yaptık ya. Döndürme yapılmadan önceki halini de göstereyim. Döndürme yapılmadan önceki hali bu şekildeydi. Bu arada bariyerin bariyer zemine dik oluyor ya. Tabi bu da belirtilseydi iyi olacaktı. Bariyerin direği zemine dik konudadır. Şimdi paralel konuda da verildiği için burası da zaten 90 derece olacaktır. Tamam. Şimdi eski hali burası. Bak eski hali burası. Şimdiki hali burası. Bu uzunlukların birbirine eşitliğini göstereceğiz. Başka bana neler verilmişse soru üzerinde göstereceğim. A ucu şekil bak bariyerin A ucu şekil 2'de şekil 1'deki konumuna göre zeminden 2 kök altı birim daha yukarıda. Önceden burada bu kadar uzaklık varken bu sefer 2 kök altı birim daha uzakta diyor bize. Yani burası A iken A artı 2 kök 6 olacak diyor. E burada dikdörtgenden dolayı şurası da A oluyor ya A artı 2 kök 6 demek buranın 2 kök altı olduğu anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Sonra duvardan ise 2 birim daha uzaktadır eskiden duvardan şu kadar uzaklıktayken bak A ucundan bahsediyorum. Mesela B kadar uzaklıktayken şimdi ne olacak? Hocam burası B artı 2 kadar uzaklıkta olacak anlamına geliyor. E o zaman şuradaki dikdörtgene de bakacak olursam burası B artı 2 ise burası da B artı 2 olmayacak mı? Evet. Yani buraya ne kaldı o zaman? Şuraya da 2 birim kaldı. E ben şimdi soruyu çözmek zorundayım. Hala hazırda bu uzakları çizince Karşımıza bir dik üçgenler çıktı mı? Çıktı. Hocam zaten burada bir dik şunu falan çizmeseydiniz de görebilirdiniz aslında. Hocam şurada bunu böyle yapınca bir şu uzaklık çizili ya. Dik yamuk çıktı. Şöyle dik üçgen şu şekilde de oluşturulabilir. Yani dikdörtgenle dik üçgen oluşturulabilir de diyebilirdiniz ama hala hazırda bu çizgileri çizince dikdörtgenler karşımıza çıktı. Aa soruyu çözemiyorum. Niye? Verilen her bilgiyi tam anlamıyla kullanmadın çünkü. Neyi kullanmadım? Bariyerin eşit uzaklıkta olmasını kullanmadın. E o zaman ben şuradaki bariyerin şuradaki uzunluğunu bariyerin uzunluğuna x dersem bariyerin tamamının uzunluğu x yer. E hocam ikisi de buradaysa o zaman buraya da ne kaldı? x eksi 2 mi kaldı? Evet. Burası da 90 derece. Artık burada bir Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Yani yazıyorum x'in karesi eşittir. Sarıda Pisagor bağıntısı. Şunun kareleri toplamı yani 2 kök altının karesi artı x eksi 2'nin karesidir. İşlem yapalım. x kare eşittir. 24 artı 2 kök altın karesi. 2'nin karesi çarpı kök altın karesi. Yani 4 çarpı 6 yaptı. x kare eksi 4 x artı 4 yaptı. x eksi 2'nin de parantez karesi. Hocam x karelerinden anay oldu. 4 x buradan yerimiz 8'e eşit oldu. Ve x de buradan 7 çıktı. Benden bariyerin uzunluğu isteniyor. Zaten bariyerin uzunluğuna ben x demiştim. Çünkü dikkat et. Hop şurası x'ti. Cevap böylelikle 7 çıktı dost. Evet ÖSYM seviyor bunları. Zor mu? Değil. Sadece eksi parçalar çekil üzerinde göstereceğiz. Bir de döndürme sorularında neye dikkat ediyor musunuz? Eş yapılı. Evet geldik şuraya. Örnek 12. Burada da güzel bir şey öğreneceksin şimdi. Şöyle iki tane dik verilmiş. Burada bir dik ve burada bir dik verilmiş. Ve P art PD toplamının en küçük değeri nedir diye soruluyor bize. Arkadaş şuraya bir X diyelim. Şuraya bir Y diyelim x artı y'nin en az değeri nedir diye soruluyor. Bir de p eleman bc demiş. p buradayken mi acaba x artı y en az değerini alıyor? Ya da p buradayken mi acaba x artı y en az değerini alıyor? Ya da acaba p buradayken mi en az değerini alıyor? Bilemem ki bunu. Bu şekildeyken bilemem. Bak şimdi dikkat et. Böyle bir şey geldiğinde ki bununla analitik geometride bile karşılaşacaksın. Bu şekilde karşılaştığın zaman x artı y'nin en az değeri sorulduğunda ne yapacaksın? En az değeri sorulduğunda Hocam biz böyleyken kestiremeyiz. Ama bak şöyle bir şey olmuş olsaydı dikkat. Bir doğru burada. Bir nokta burada. Bir nokta burada. Bu A noktasıyla B noktası arasındaki en az uzaklık sorulmuş olsaydı. Ya da şuraya bir P demiş olsaydı. PA artı PB'nin en az değeri sorulmuş olsaydı. O zaman ne yapardın? Hocam hop şöyle P noktasını burada seçerdik. PA artı PB. APB doğrusal olduğunda derdin ve işin daha kolay olurdu. Ama bu sefer bir doğru burada. P noktası burada. A yukarıda D yukarıda şu ikisinin toplamı en az değeri soruluyor. Bu tür sorularda genelde böyle PA artı PD'nin en az değeri sorulduğunda şart bu burası ya şartımız BC doğrusu ya şartın zıt bölgesinde olması gerekir noktaların ya da şu şekilde bir toplam sorulduğunda çok dikkat ben bu şekilde toplamın en az değerini bulamam diyorsun ya bir tanesinin katlamasını alacaksın aşağıya doğru. Hocam şunun katlamasını alabilirim şöyle. X deyip X artı Y en az doğrusayken diyebilirsin. Ya da şu katlamasını al. Şunun katlamasını aldığında burası Y olur. Katlamasını aldın ya böyle. Burası 7 olur. X artı Y en az ne zaman olur? Şu üç nokta doğrusal olduğunda olacaktır. E o zaman burada ne yapalım hocam? İstediğin şeklin katlamasını alabilirsin. Mesela ben şunu katlamasını aldım. Katlamasını alınca yani şu üçgeni şuraya doğru katladım. X buraya 3 buraya geldi. 90 derece oldu burada. Şimdi soru aslında şuna dönüştü. X artı Y değil de şuradaki X artı Y şekline dönüştü. X artı Y en az ne zaman olur? Şunlar doğrusal olduğunda olur. Tamam soru buna dönüştü. Katlamayı alıyoruz. Öğrendik. Evet zor soru katlarından biridir ama bunu da göstermeden geçemedim maalesef. E o zaman burada x artı y. Hocam şu x artı y soruluyor bana en az değeri. Yani doğrusal kabul edeceğiz. Şekilde 90 dereceler falan var. Ya da biz buna merdiven şekli diyebiliriz. Şöyle merdiven şekli gördüğünüz zaman hemen şu uzunluk sorulur dikdörtgen yap kardeşim. Merdivenle karşılaştığın zaman hemen dikdörtgen. O merdiven şöyle de olabilir. Şu şekilde de olabilir. Şu sorulduğunda hemen dikdörtgen yaparsın. Burada bir dikdörtgen, burada bir dikdörtgen şeklinde sonuca ulaşırsın. E o zaman burada da bir merdiven şekli var mı? Var. Ya da 90 derece var. Dikdörtgen oluşturacağız. Dikdörtgen oluşturalım kardeşim. Hop hop. Oluşturdum şöyle. Oluşturunca şurası üçgen. Burası da üç olur. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Soruda takıldım. Bak BC'ye 8 vermiş. Hocam BC 8 ise Alt tarafta 8 olur. Çünkü burası 8 verilmiş. E sonra ne yapacağız? Şurada bir dik üçgen karşımıza çıktı mı? Çıktı. Buradaki dik üçgende Pisagor bağıntısı yapacağız. Pisagor bağıntısında kenarların biri 10. Diğeri de 8. 8'in karesi artı 10'un karesi diyeceğiz. Sakın 6, 8, 10 demeyin. Bir sonraki ders zaten onlardan bahsedeceğiz. 6, 8, 10 dersen burası 6. Hipotenüs en büyük kenar olmadı. Dikkat et. Neyse 10 ve 8. Pisagor Ortak çarpanından yapıyorum. 2 çarpı 5 burası. 2 çarpı 4 burası. O zaman şuradaki uzunlukta ne olacaktır? 2 çarpı kare içinde diğerlerin kareleri toplamı 16 artı 25 yapacaktır. O da 2 kök 41 yapar. Yani böylelikle örnek 12 2 kök 41 bulduk. Güzel bir teknik. Bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Yeni bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Hoş bir teknik aslında. Evet şimdi bir taktik daha verelim. Bu da güzel bir taktik ve ÖSYM bunu çok sever. Dikkat son taktiğimiz yani bu dersteki son taktiğimiz bu. Birer kenarları ortak olan dik üçgenlerle karşılaştığınız zaman ne yapacaksınız? Pisagor bağıntılarından ve iki bilinmeyen iki denklemden sonuca ulaşabilirsiniz. O ayrı bir konu. Ama taktik ne biliyor musun? Yani şunu demek istiyorum. Şimdi ilk başta şurada bir Pisagor, burada Pisagor gördün ya. Hocam şuradaki Pisagordan bunu bulurum, sonra buradaki Pisagordan da şurayı bulurum diyebilirsin. Ya da şuraya baktın, şurada iki tane Pisagor var. Her ikisinde de bu ortak ya. Hocam bir burada Pisagor yazarım, sonra bir burada Pisagor yazarım. İki bilinmeyeni iki denklem çıkacak karşıma. İki bilinmeyeni iki denklemi de çözüm yapabilirim. Ve ÖSYM'de özellikle şu tarza çok önem gösteriyor. Yani birer kenarları ortak olan üçgenlere çok önem gösteriyor. Ve sınavda da mutlaka soruyor. Ama üçgende sorar, ama dörtgende sorar, ama katı cisimde sorar, ama analitikte sorar, ama çemberde sorar. Bilemeyiz. Her yerde karşımıza çıkabilir. Ve sınavda da mutlaka bu teknikle karşılaşacaksınız. Şimdi taktiğimiz şu. Eğer ortak kenarları varsa iki dik üçgende ortak kenarı yalnız bırakacak şekilde Pisagor yaz iki dik üçgende. Ve o Pisagorlar birbirine eşit oluyor. Ne demek istiyorum? Sen tamam Pisagor bağıntısından burayı buldun sonra buradaki Pisagor'dan burayı bulabilirsin. Sıkıntı yok. Ama bak iki dik üçgene bak. İki dik üçgende de şuraya y dersem hem buradaki Pisagor'da hem de buradaki Pisagor'da. Y ortak değil mi? Ortak. Y yalnız bıra bırakacak şekilde Pisagor yaz. Y kare soldaki üçgende ne eşit? 2'nin karesi artı 5'in karesine eşit. Sağdaki üçgende neye eşit? Y kare. X'in karesi artı 4'ün karesine eşit. X kare artı 4'ün karesine eşit. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit diyeceksin. Ve işlemini yapacaksın kardeşim. Yani 4 artı 25 eşittir x kare artı 16 yaptı. Ee, bu 29 yaptı. 29'dan da 16 çıkınca 13 yaptı. 13 eşittir x kare yaptı ve x'i de böylelikle kök 13 diye bulduk mu bulduk. Ama hocam bu tekniği bulmadan da tabii ki x'e ulaşabilirdik. Psegor bağıntılarından. Ama bu gerçekten işimizi kolaylaştırıyor. Mesela buraya geldin. Hocam buradaki Pisagor'dan burayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor'dan burayı bulur. Böyle yapacağına. Hey ikili Pisagor'larda. Buraya Y diyelim mesela. İkili Pisagor'larda. Bir burada Pisagor var. Bir de burada Pisagor var. İkili Pisagor'da da ortak olan kenar hangisi? Hocam Y her ikisinde de var. Ortak olan kenarı yalnız bırakıyorum. Y kare. Mavi üçgenler neye eşit? Dik kenar olduğu için kareleri farkı. Yani 5'in karesi eksi 2'nin karesi. Aynı zamanda y kare burada neye eşit? 6 ve x kareler farkı. 6'nın karesi eksi x'in karesine eşit. E buradan da 25 eksi 4 eşittir. 36 eksi x kare yaptı. x kareyi bu tarafa attım. 25'ten 4 çıktı. 21. 36'tan da 21 çıkınca 15 kalıyor. E o zaman x'i de böylelikle kaç buluruz? Kök 15 diye buluruz. Ya hocam bu tekniği göstermeseniz de biz bu soruları yaparız. Evet öğrenme alanında kolay soruları yazdım. Anlayın diye yazdım. Bir de bu tekniği gösterdim. Klasik Pisagor bağıntılarında da bulabilirsiniz ama bazen ki biraz sonra karşılaşacağız. Öyle karışık sorular karşımıza geliyor ki bu teknik aşırı derecede önemli. Boşu boşuna bir şeyin altını çizmem. Size fazla şey öğretmeyi sevmem biliyorsunuz. Hadi bakalım şu soruya bakalım şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soruyu bir sonraki derste 5 saniyede yapmayı öğreteceğim. Hatta ben şöyle soruya bakıyorum. Cevap 8 diyor. Ya e, hocam siz yazdınız tabi 8 dersiniz falan diyeceksiniz ama Gerçekten başka türlü biz getirseydiniz de kısa yolu varsaydı o kısa yolu söylerdim. O kısa yolları da bir sonra ders öğreneceksiniz zaten. Neyse. Şimdi buraya geldik. Buraya baktığımız zaman elimizde dik üçgenler var. Hocam bir burada Pisagor var bir de büyük üçgende Pisagor var. Pisagorları şöyle göstereyim. Evet dik üçgen var. Pisagor bağıntısı yapacağımız belli. Bir tane dik üçgen burası. Bir tane dik üçgenimizde de büyüğünde var. İkili dik üçgen var elimizde. İki tane dik üçgende. Ortak olan kenar var mı? Şuraya da y diyecek olursam. Var hocam. Hem buradaki dik üçgende hem de büyük dik üçgende y ortak. E hocam ikisinde de x ortak değil mi diyenleriniz duyar gibiyim. Ya tamam sarı üçgende x var ama büyük üçgende x yok. Büyük üçgenin kenarı x artı 4. Ama her ikisinde de y hem sarı üçgende hem de büyük üçgende y direkt var mı? Var. İkili dik üçgenlerde y direkt olduğu için y'yi yalnız bırakacağız. Bırak bakalım yalnız. Y kare sarı üçgende neye eşit? Hocam onun karesi eksi x'in karesine eşit. Dik kenar olduğu için. E büyük üçgende de y kare neye eşit? Hipotenüs bu x artı 4 bu. O zaman hipotenüsün karesi yani 6 kök 5'in karesi eksi x artı 4'ün karesine eşit. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar da birbirine eşittir. O zaman burada işlemimizi yapacağız. E burada 100 eksi x kare oldu. Bu da 36 çarpı 5 180 oldu. Eksi Normalde x kare artı 8x artı 16 yaptı burası. Ama önünde eksi var. Eksiyi dağıtacağım. Eksi x kare eksi 8x eksi 16 oldu burası. x kareler eksi x kareler nanay oldu. 8x'i buraya attım. Ee, 80 eksi 16'dan 60 ke 64 geldi. x de böylelikle kaç bulduk? 8 bulduk. E bizden zaten ne isteniyor? x isteniyor. Cevap 8 oldu dostlar. Evet gördüğünüz gibi gerçekten önemli bir teknik. ikili dik üçgenlerle karşılaştığınız zaman bunu bırakın. Yoksa sen normalde bir burada Pisagor yapacaktın. X kare artı Y kare eşittir 100 diyecektin. Bir de büyükte Pisagor yapacaktın. X artı 4'ün karesi artı Y kare eşittir 180 diyecektin. Sonra bunu açacaktın. Sonra 2 bilimin denklem gelecekti. Taraf tarafa topla çıkart bilmem neyle çarp eksik ile çarp falan filan gibi işlemler yapacaktın. İşlemler o şekilde çok uzar. Kısacası ortak olan kenarı yalnız bırak her zaman. Tamam unutma bunu. Geldik 14. soruya. 14. soruda da bir ABC üçgeninde diyor. Hemen ne yapıyorsun dostum? ABC üçgenini çiziyorsun. Çizdin ABC üçgenini. Şu şekilde ben kenarda da işlem yaparım belki. Hemen yaz yaz yaz. ABC'yi yaz bakalım şöyle. K eleman BC diyor. Şuradan rastgele bir K noktası seçeceğim ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim için devamını getireyim. Ali Bey uzunluğu 3 kök 5 diye verilmiş. AC uzunluğu 10 olarak verilmiş. BC uzunluğu 11 olarak verilmiş bunun tamamı. K noktasının A noktasına en yakın olduğu noktada. Bak şimdi. K'yı burada seçersem A'ya olan uzaklığı bu. K'yı burada seçersem A'ya olan uzaklığı bu. Burada seçersem A'ya olan uzaklığı bu. Burada seçersem bu. Burada seçersem bu diye gidiyor. K noktası BC üstünde herhangi bir noktaya A'ya en yakın olduğu noktada. En yakın olduğu nokta tam olarak şu nokta gibi gözüküyor değil mi? E nasıl bileceğiz onu? K noktasıyla A noktası birbirine en yakın olacak. Aslında A noktasının bu doğruya en yakın olduğu nokta soruluyor. Nedir o nokta? A'dan buraya bir dik çizerseniz oradaki noktadır. O zaman sen A'dan buraya bir dik çizersin kardeşim. K noktasında tam dik olduğu noktada seçersin. Yani şurada seçersin. Şurası da 90 derece bu arada. K burada oldu. Hocam K buradayken de. Şurayı K diye belirteyim. K buradayken de A ile K en az oldu. En az olduğu en yakın olduğu noktada BK uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Buraya X dersen burası da ne oldu? 11 eksi X oldu. Çünkü tamamı da. 11 olarak verilmişti. İkinci bilimine girmek istemiyorum. Ne yapacağım burada? Aa hocam burada bir Pisagor, burada da bir Pisagor var. İkili Pisagor var elimizde. E buraya y dersem ikili pisagor yazıp 2 bilimin ikili denklem yapmayı sevmiyoruz. Artık sen de sevmiyorsun. Ne yapacaksın? İkili pisagorda ortak olan kenar var mı diye bakacaksın. Var. Y her ikisinde de ortak. Y'yi yalnız bırakıyorum. Y kare neye eşittir? Buradaki pisagorda 3 kök 5'in karesi. Yani şöyle yazayım hatta. 3 kök 5'in karesi. Eksi x'in karesi eşit. Aynı zamanda y kare diğer pisagorda neye eşit? Hocam diğer pisagorda da 10 ve 11 eksi x'in kareleri farkı. 10'un karesi eksi 11 eksi x'in karesi oldu değil mi? E burada da yazalım bakalım şunları. Hocam burası 3 kök 5'in karesi. 3'ün karesi 9 çarpı 5'ten 45 eksi x kare eşittir. 100. Şunu yazıyorum ilk önce açıyorum. Birincinin karesi 121 eksi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 22 x. Artı x kare yaptı. Ama önünde de eksi var. Eksiyi dağıtacağım. Eksi hepsine dağıttığım zaman eksi 121 artı 22 x. Eksi x kare yaptı. Eksi x kareler gitti buradan. 22x burada kalsın. Şurası eksi 21 yaptı. Öbür tarafa atınca 66 yapıyor. Eşittir 22 xten x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Diğer türlü işlem kalabalığı olacaktı? Gerçekten çok uzun yoldan yapacaktın. Evet örnek 14'ü 3 bulduk. Geldik örnek 15'e. Hmm. şöyle bir animasyon yapacağımız bir soru. Bazı anlaşılması zor olan sorularda animasyon yapıyoruz. Ben yani hayal gücünüzü geliştiriyoruz. Evet ne de bir soruda başlangıçta şekil birdeki gibi ABCD dikdörtgeni biçimindeki masanın üzerindeki tuzluğun B köşesine uzaklığı 100, 100 170 santimetredir. Evet başlangıçta burada bir tuzluk var masanın üstünde. Şu B köşesine olan uzaklığı neymiş? 170 santimetre olarak verim. Tuzluk şekil 2'deki gibi Masanın BC kenarında dik olacak doğrultuda 60 santimetre hareket ettiriyorum. Dikkat et böyle dik olacak şekilde BC'ye 60 santimetre hareket ettirdik. Evet hareket ettirildiğinde tuzluğun B köşesine olan uzaklığı da ne olmuş? 130 santimetre olmuş. Buna göre son durumda tuzluğun masanın BC kenarına olan uzaklığı kaç santimetredir diye soruluyor bize. Bu sorunun benzeri yine ÖSYM tarafından soruldu. ÖSYM sadece arabayı böyle duvara doğru getirmişti haberin olsun. O yüzden bu soruya da lütfen dikkat edin. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam burada önceden bu böyleydi. Sonradan bu buradan buraya doğru geldi. Buraya geldikten sonra da bu köşeye olan uzaklığı da bu şekilde verilmiş. Eski hali de şekil 1 ve şekil 2 verildiğinde de eski halinde göstermek lazım. Tuzluğun bir konumu burada bir konumu burada. Buradan buraya ne kadar götürülmüştü? 60 santimetre götürülmüştü. Değil mi? 60 santimetre hareket ettirildiğinde. Peki bu bu konumdayken şuraya olan uzaklığı kaçtı? Hocam buraya olan uzaklığı 170. Bir de nasıl götürülmüştü? B, masanın BC kenarına dik doğrultuda götürülmüştü. E onu da söylüyor bize. O zaman ben şöyle dik doğrultuda olduğunu da göstereyim burada. Şu şekilde büyüteyim şöyle. O zaman karşımıza dik üçgenler çıktı. Bize diyor ki en son ne diyor? BC kenarının olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Son durumda. Yani benden şuradaki x uzunluğu isteniyor. Arkadaş burası da y mi? Y. Şimdi ne yapacağız burada? E hocam burada şunu da uzatınca dik konumlu gidiyor demişti ya. Burada bir Pisagor bağıntısı karşımıza çıktı. E bir de büyükte de bir Pisagor bağıntısı karşımıza çıktı. Yani dik üçgenler karşımıza çıktı. İki tane dik üçgen var elimde. Hatta onun sade şeklinde şuraya çizeyim istersin. Bak şurada bir tane üçgenimiz var. 170 burası. Sonra burada da bir tane üçgenimiz var. Burası da 130 olarak verilmiş böyle. Ve burası 60 verilmiş. Burası da x verilmiş. Burası da y. Elimizde iki dik üçgen var. Bir buradaki dik üçgene bakacağız. Bir de büyükteki dik üçgene bakacağız şöyle. Hocam sarı üçgen ve büyükteki üçgende ortak olan kenar hangisi? Tabii ki Y. Her ikisinde de Y ortak. X ortak değil mi? Hayır. Birinde X varken birinde X artı 60 var. E, i̇kili dik üçgen var. Ve ikili dik üçgende neler var? X var. Y Ortak olan kenarda Y var. E, tamam ona göre işlem yapalım şimdi. Arkadaş bir de şöyle bir şey diyeceğim sana. Normalde şunu yazabilirsin tabii. Hocam Y kare eşittir. Bak y kare eşit. Şu y ortak ya sarı üçgen. 130'un karesi. Bir saniye. Sileceğim ben bunu. 130'un karesi eksi x'in karesi diyeceksin. Öbüründe de dik üçgen hipotenüs 170. 170'in karesi eksi x artı 60'ın karesi. Burada işlem yapacaksın. Ama çok büyük sayılarla karşılaşıyoruz. Şimdi aslında biz bir dik üçgende bir teknik göstermiştik. Ta en başta. Kolay ama etkili demiştik değil mi? Hani ortak kat varsa ortak katı düşünme demiştik. E burada da aynı şekilde. Bence ortak katı düşünme. Yani sıfırı düşünme. Sıfırı düşünme en son bulduğun sonuçta x'in 10 katını alırsın. Yani burada biz denklemdeki sayıları ne yaptık? Sadece 10'a bölmüş olduk. Soruyu da şöyle görelim bu arada. Yani 13 ve 6 gibi düşünelim bunları. Öbüründe 17 diye bir düşünüp ona göre işlem yapalım bence. Buradan y kare neye eşit oluyor? Hocam y kare 13'ün karesi 169 eksi x kare eşit oluyor. Ondan sonra 17'nin karesi de 289 eksi. Bu normalde x kare artı 12x artı 36 yaptı ya bir de eksiyle çarpacağım. Eksi x kare eksi 12x eksi 36 yaptı burası. Sonra eksi x kareler nanay oldu. Her x y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşit bu arada. Sonra 12x'i buraya atıyorum. 12x eşittir. Şunu attığımda 289'dan 169 çıkınca kaç kalıyor? Sanırım 120 kalıyor. 120'den de Burada bir -36 var. 36 çıkınca da kaç kalıyor? Sanırım 84 kalıyor. Evet 12x84 yaptı. X de buradan ne geldi o zaman? 7 geldi. Ama x 7 geldi. Sıfırları attığım halde 7 geldi. Yani biz denklemi hep 10'a bölmüş olduk ya. Aslında x 7 değil de x buradan kaç çıkar? Bir de sıfırı koyacak olursak 70 çıkar. Evet böylelikle bak gördün cevabı sende. 70'e ulaşmış olduk. Bu soru güzel bir soru. ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorunun yine benzeridir arkadaşım. Sayılar da çok büyük olduğu zaman ama bak hepsinde bak 10 katı varsa hepsini 10'a bölüp bir sayı bulduk en son 10'la çarptık. Sadece işlem kalabalığıyla uğraşmamak için ta dersin başındaki verdiğim tekniği bak burada da kullandık mı? Kullandık. Yoksa 17'nin karesi 289 bin ne falan filanla uğraşacaktın yani. Ne gerek var onunla uğraşmaya. Evet gençler özel kenarlı üçgenlere geldik. Ee, o da bir sonraki ders. Çünkü özel kenarlı üçgenler de çok önemli. Burada da özel kenarlı üçgenlerin içinde de çok güzel kalıpta sorular sana yine göstereceğim. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani kaçıncı gün ya bu? Dördüncü günün ikinci dersi de çok önemli. Lütfen oraya da çok önem verin. Dört ve beşinci günler aşırı derecede önemli. İkinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça Hoşçakal.